ekonomiyi soruyoruz. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelen zamlar, abicim sana şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim bak. Bak Allah var, yukarıda cüzdanında 100 milyon para var. Değil mi? 100 TL. 100 TL bak. Şuradan ben sana şöyle bir genç göster bana. Herhangi bir genç. Bak gençler diyor ya para yok para yok. Para var abi. Var. Ama millet etmeyi bilmiyorlar. Anasını da değil. Bir bakıyorum şurada kafe dolu. Şurada kafe dolu. Herkesin üstü zaten telefonlar parlıyor. Ya hayır. Diyorsun ki şimdi sen de gençsin. Ben de geleceğim. Ama şöyle bir durum var. Gelen zamlar da ağır zamlar ama. Gelen zam da ağır zam. Adam bir getirdi 7 milyon benzine zam getirdi. Millet sonra diyor niye hırsızlık yapıyor? Bak mesela en ufak bir ekmek. Değil mi? Şu an ne kadar? 8 lira oldu. 8 lira değil mi? Asgari ücrete geçinen biri. 11 bin kaç paraydı? 11.400. Ev kiran 8 bin. Evet. Ne yiyeceksin? Taş. Taş yiyeceksin. Ne oldu bu? He? Bak şimdi ablacığım sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim yol param, emin ol. Sadece yol parası bak. Mesela adam bize seçim vaatinde öyle bir şeyler bulundu ki ya millet diyor lan bu Allah lan bu peygamber la oğlum bu millet suç seçim sonrası var sen bunu düşünmüyor musun? Adam diyor yok abi diyor yok Tayyip babadır gördün babayı gösterirler babayı alırsın anayı hiç sorun yok. Mesela sana ben tek bir örnek vereyim abi. Asgari cezam geldi ya bazı AK Partili sağcı insanlar var böyle sağcı düşünen taraf yok biz şöyle oldu böyle oldu adamı geçen gördüm markette bir baktım böyle Ömer diyor bana 20 milyon versene kasada sıkıştım diyor dedim ne oldu Tayyip baba vallahi bilmiyorduk diyor bak benim annem de aynı şekil gelen zamları o da gördü keşke elim o mühreye gitmeseydi diyor ama bir dahaki seçime kadar unutuyorlar sanki zamları abi bir dahaki seçime kadar ne yapıyor mesela metroyu bedava yapıyor. Lan metro istediği kadar bedava olsun. Adam evine makarna yedikten sonra, et yemedikten sonra ne anlayacaksın? Diyelim al. Kim diyeyim sana? Gel lan buraya. Telefonunu çıkar. Çıkartayım abi. Çıkart. Ne bu? Note 9 abi. Note 9. İstemez misin iPhone 13 Pro Max? İsterim abi. Niye alamıyorsun? Para yok. Bak bitti. Şimdi ben bunu bir dayıya göstersem oh diyecek ne güzel telefonum var. Üstün başın doğru. Daha ne istiyorsun diyecek. Dayılar diyor ki gençler iş beğenmiyor diyor. İş beğenmiyor mu? Sen ne iş yapıyorsun? Yapmıyorum abi. Ne? Yapsan ne iş yapacaksın mesela? Abi vermiyorlar ki. İşveren de. Bak. Kişiye maaş vermiyor ki adam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Suriyeli'ye veriyorlar ama. Suriyeli'ye. Suriyeli'ye affedersin diyor. Gel arkama tövbe aşağı şimdi küfür etmeyeyim. Cano siz bir çekilin. Mesela bak ben şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. İş imkanı çoğu yerde yoktur. Bir Suriyeli'ye alırsın. Ne bir sigorta derdi var ne bir şey derdi var. Oh ne güzel. Sadece bir maaş ver bir yemek parasıdır. Hadi bir de yol parası verirsin 500 milyon. Ama bir Türk'ü alırsan işte sigorta parası var, o parası var, bu parası var. Gençler hiç beğenmiyor değil. Gençler de şu an affedersin ben de gencim bende de yani çoğu zaman azim olmuyor. Benim kaç tane şeyci arkadaşım var sanayici. Türk gençlerine hak ettiği ücreti vermedikleri için Türk gençleri beğenmiyor işi. Ben sana şöyle söyleyeyim ben solcu bir Türk genciyim. Konun fazla derinine girmeden sana şöyle söyleyeyim. Bir solcu düşünceye göre zaten bir gence çok değer vermen lazım. Para bakımından, şey bakımından. Yani şu an bu gençlerin çoğu, bu ikisine de sorsan der ki abi biz gidelim Almanya'ya, Amerika'ya hayatımızı kurtaralım. Mesela diyelim 70 yaş üstü bir tane. Diyor ya kuyrukları vardı. Abi şimdi malzeme var ama para yok. Sen bunu dert edeceksin. Senin ülkende olan adam makarna yiyorsa akşam çoluğuna çocuğuna affedersin çikolata mikolata alamıyorsa sen bitmişsindir. İstediğin kadar her şey şey olsun ya. İstersen dünya devleriyle savaş. Ama bir insan ya bak nedir sana en basitinden söyleyeyim akşam eve gitmeyi bir şey yemek ister ya. Bir bakarsın baba bunu yaptı. Togu çıkardık onu yaptık bunu yaptık. Ya sen yiyeceksin et yiyeceksin et. Yok bu çocuklara imkan vereceksin. Şimdi yemeyeceğim diyorlar. Kuru soğan yeter bana diyor. Ne? Kuru soğan yerim diyor. Onlara ne versen haktır. Ne yese haktır onlar. Şahset bu gence para vereceksin. Bu gence gidip yatırım yapacak. E-ticaret denilen bir şey var. Değil mi? E-ticaret çok iyi bilirim bak mesela. Ama velakin gelip de asgari ücrete bir ayını satarsan sen zaten bir halt yapamazsın. Ülkenin gelişmesi lazım. Aa bak bunlar mesela. Geçen yakaladılar beni. Direkt ters kelepçe. Hiçbir şey yokken ha bak. Ters kelepçe. Bak Kürtçülük ayrımına da girmeler. Biliyor musun? Neden yaptılar? Önceden bir dosyam vardı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ekonomiyi bak iyi diyen dayılara keskin bir tanesi gelsin karşıma desin ki ekonomi iyi. Allah var yukarıda. Gireyim takayım bıçağa. Bir dört yılda ondan yiyeyim. Hiç ağrıma gitmez. Ama ve lakin yani şu an
herhangi bir gence sor. Bak şeyi sor. Suriyeliler. Abi adamlar bir evde 20 kişi yaşıyor. Her biri bir asgari ücret alsa zaten adamlar kral. Değil mi? Sen tek başınasın. 8 bin lira kiran var. 2 milyar faturayı verdin. Türk vatandaşı. Faturan, oyun, buyun, şuyun. Telefon alamazsın ya, düşün. Sonra diyorlar biz toku çıkardık. Oğlum toku bir de sen çıkarmadın. Hayır, kusura bakma da. Tok yabancı ülkeden geliyor yani. Arkadaşlar şunu unutmayın. Tok buranın malı değil. Tok yabancı ülkeden geliyor. Yani bilin. Demeyin ki aa Türkler toku çıkardı. Yok. Yok yani bakma. Yapılan çoğu tamam İHA'lar amenna Türk malı. Türk malı ama yok. Tok yani tok Türkiye'de üretilseydi o pahalı fiyata satılmazdı. Buradan dayılara ne söylemek istersin? Dayılar şöyle. Şimdi bir tanesi zaten tip baktı gitti. Ayar oldum ona. Dayılar diyor ki başımızdaki adam şeydir, budur, budur. Bunlar faşist, emperyalist adamlar. Biz ise sosyalist düşünen isyanlarız. Mesela sana şöyle söyleyeyim. Deniz Gezmiş neden idam ettirildi? Söylesene bana, Deniz Gezmiş neden idam ettirildi? Karşı çıktığı için. Bozuk düzene karşı çıktı değil mi? Yılmaz Güney? Aynı o da. Aynı o da. Ahmet Kaya? Tabii o da. O da. Hepsi bu sağcı taraf yüzünden. Şöyle bir şey var, ekonomi düzelir ama sağcıların hepsini idam ettireceksin. Solcu düşünen bir insana sor, de ki bu ülkenin ekonomisi aynısını benim kullandığımın bir kelime ne fazlasını ne eksiğini söyler. Bak ya mesela tank paletmiş yok şu. Ben araştırdım, yani sağlam dayılarım var yani öyle, devletle bağlantılı dayılarım var. Diyor Egan diyor ülke ülke değil diyor, bak ülke ülke değil diyor, çoğu fabrika satılmış diyor. Yani gelip de diye hiçbir Türk genci diyemez ki abi bu ekonomi çok iyi, biz burada böyle iyiyiz. Ya onu diyen ya kafası güzeldir ya da bu yaşadığı hayatı bilmiyordur. En basit örnek 100 lira ben sana vereyim. Ne yapacaksın abi 100 lirayı? Hiçbir şey yapamam 100 lirayla. Ben ne yapayım abi? Hani evine sen bile gidemezsin. Evine de buradan gidemezsin. Hadi evin bazı yer gösterpe. 1 lira 10 lira bir şey değil. 10 lira hiçbir şey. 100 lira da para değil. Şimdi o adamı bak, baştaki adam amenna. Silahta savunmada iyi. Sesim çıkmaz. Savunma konusunda dünya devletleriyle yarışabiliriz. Ama aslında öyle uzlaşamadığımız konu şu. İyisine iyi dediğimiz halde onlar kötüsüne kötü diyemiyorlar. Hani mesela şey faşist bir köpek düşün. Faşist köpek, o konuyu da açmayayım. Hatta bu ülke sana nereden bitiyor biliyor musun? Giden Suriyeli, gelen Suriyeli'den bitiyor. Bak. Geçenlerde Bağcılar'da bir olay oldu. Bağcılar Demir Kapı. Biliyor musun? Duydun mu abi olayı? Yok. Küçücük çocuğa tecavüz edilmiş. Ne anlarsın sen bu işten? Küçücük çocuk abi bu kadarlı. Sonra Suriyeliler iyi din kardeşi. Dini üstünden ilerleyerek hiçbir şey yapamazsın. İranlı bir adam bile ne diyor? Din üzerinden yürütülen bir ülke asla bir ülke olamaz. Sen Türk gencisin ya. Ya sen bir şeyler yapmak istiyorsun değil mi? Gezmek istiyorsun, tozmak istiyorsun. Kral gülme. Ben seni düşünüyorum. Bana gülme yani. Ya bir Türk genci mesela bak ben isterim şu an. Ya abi benim de elimde son model telefon olsun, yok şu olsun, bu olsun. Üstüm Louis Vuitton olsun, altım Gucci olsun. Ama anasını satayım, bir gidiyorsun mağazaya 4500 lira fiyat çekiyor. Ona fiyat çekiyor, buna fiyat çekiyor. Makarna yeriz, soğan yeriz. Oğlum sen de ye, sen de ye. Adam Amerika'da gidiyor 4 saat çalışıyor. Gidiyor yiyor içiyor, bir ton geziyor ha. Ha kuzenlerim orada ha, bak bir ton kuzenim var orada ha. Diyor kanka, diyor kuzen diyor 4 saat yiyoruz diyor. 4 saat çalışıyoruz 5 saat yiyoruz diyor. Bizim Türk vatandaşlarımız yiyemiyor burada. Bizim ama Türk vatandaşımız soğan yeriz diyorlar. Soğan yeriz. Yayını alacaksınız şimdi, bir şey derdim de. Sağcıların tamamen bu ülkeden gitmesi gerekiyor. Yani tamam belki seçeneklerimiz iyi değildi. Şu oldu, bu oldu. Çoğu zaman ilerleyemedik. Zor günler geçirir Türkiye 15 Temmuz ve benzeri şeylerden. Ama bir ülke yani nasıl söyleyeyim, bir düzen üstünde kurulması gerekiyor. Ülkeyi yöneten insan diyecek ya bu benim ülkem, ben buranın vatandaşıyım, ben burayı yükseltmem lazım. Böyle yapmamam lazım değil. Yani affedersin de ben de geçeyim başa, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, Rusya'ya şunu verin, bunu verin. Bu değil. Sen diyeceksin gel, sokaktan bir genç çevireceksin. Sokaktan bir genç çevireceksin ya. Sokaktan bir genç çevireceksin diyeceksin, senin neyin eksik? Soracaksın. Değil mi? Soracaksın. Kendine 40 bin lira ama zam yapmakla olmuyor bunlar. Bir milletvekili hiçbir zaman asgari ücretle çalışan bir insanı anlayamaz. Sonra da asgari ücreti 11.400 TL. 402 TL. Lan oğlum o 2 TL'yi ne yapsın adam? Git ciklet alamasın ona ha. Yani
Kira 15 bin lira. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ne söylemek istersin buradan Türk genci olarak, Türk vatandaşı olarak? Zaten dayı bu raportajdan çıkmış, şu köşede beni yakalarlar, bir şey değil de. Yok, fark ederse kahrolayım da. Sana şöyle söyleyeyim, bir Türk genci tam azimlidir ama bu ülkeden çıkması lazım. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Aynen doğru. Aynen doğru. Ya bu ülkeden çıkacak ya da çalacak. Başka bir şey yok. Eyvallah, sağ olasın. Allah'ım.